Bismillahirrahmanirrahim. Mısralara yolculuk programına hoş geldiniz değerli izleyiciler. Bu programımızda her zamanki gibi bir şair ve şiirinden bahsetme durumumuz var. İnşallah sizlere her programda olduğu gibi farklı farklı şairler, farklı farklı programlar ortaya koyup beraber bir değerlendirme yapacağız. Değerli izleyiciler, Mısralara Yolculuk programının mahiyeti biliyorsunuz. Bazen şiirden, bazen sözden, bazen sözün sahibinden, bazen de şairden bahseden bir programdır. Dolayısıyla bu programımız bu şekilde devam ederken farklı farklı kategorilerdeki farklı farklı şairlere değiniyoruz. Bu haftaki misafirimiz Mustafa Turan hocamız. Mustafa Turan hocamızın hem şair yönü hem de özel bir eseri üzerinde durmak istiyoruz. Bu eserini ve şiirlerini ve benzeri durumlarını kendisiyle paylaşacağız. Önce Mustafa Turan hocamızdan bir ses ve üzerinde konuşacağımız eserin, yani Mevlid adlı eserinin bir kısmını dinleyelim. Sonra tekrar kaldığımız yerden devam ederiz. Mustafa hocam. Selamünaleyküm. Aleykümselam. Evet. Allah razı olsun. Bismillahirrahmanirrahim. İnna Allaha ve melâiketehu yusallûne alennebî. Yâ eyyühellezîne âmenû sallû aleyhi teslimâ. Sadakallâhul azîm. Bejmar hamdu senâ-i kalb-u can. Em didinj boy halıkı kevnu mekan. Wî bi insan dâye zânîn bi kerem, fandinu hem hikmetu ilmu kalem. Evvelu hem âhire Rabbi azîm, hem alîmu, imu, hem rahîm. Malik-i eflâk fâhân fahrubâr, râzık-i cümle heyni gıfıber. Em tamam anîn bi kudret-i, can ve insan ve ismi rahmeti. Ni'meta khuş hem Müslüman hem Muhammed serseri Şivan. Bu hidayet tam ana kerim rehberi çuna sirat-ı müstakim. Ey fedai be şeriku be mekan tüme be iman ne eyli tü zaman. Dur ne ki meta hebin ku embijin yek deme ya Rab jidine khoy mubin. Me biki ya Rab vefa tabi'i reka Muhammed Mustafa. Şaş neki mecbir ye ta ahireti ta erin em nevkinanu cenneti. Emce aşka can filka kaş kelam erbi becin asfatu ve selam. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala ali seyyidina Muhammedin. Ağzınıza sağlık hocam. Hocam, biliyorsunuz mevlid çeşitleri farklı farklıdır. Hatta bu konuda araştırma yapan biriyle konuştuğumda o yıllar itibarıyla 18 tane mevlid farklı farklı çeşidinden bahsetmişti bana. Tabii bugün itibarıyla mutlaka daha farklı ve sayı da artmış olarak var diye düşünüyorum. Şimdi bu Mevlid'in dile gelmesi, hikayesi, benzeri durumu var. İnşallah onları da konuşacağız. Ama önce şöyle bir yapalım hocam. Mustafa Turan kimdir hocam? Bize Mustafa Turan'ın kim olduğunu, nerede yaşadığını, neyle uğraştığını anlatabilir misiniz? Eyvallah. Mustafa Turan, Mardin'in Arkeçit ilçesine bağlı Urucu köyünde, Şeftika, Kürtadila köyünde 1976-77'de tam olarak net olarak bilmiyorum. Dünyaya geldi. 5-6 yıl sonra Mardin'in merkezine bağlı Ambar köyüne yerleşti. Babam Melaliye Ezdari'dir. Aslen Gerdüşlüdür. Gerdüş'ün Dereli köyü. Kürtçe adı da Ezdara. Ezdari diyoruz. Babam Fahri İmam'dı.
Ve 1983'ün baharında Mardin'in Ambar köyüne yerleşti. Hem de çocukluğum köyde geçti. İlkokulu orada okudum. Ondan sonra Mardin İmam Hatip Lisesi'nde ortaokul ve İmam Hatip Lisesi'ni okudum. 1994'te mezun olduktan sonra aynı yıl Dicle Üniversitesi Eğitim Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Eğitimi bölümünü kazandım. Ve 98'e kadar 4 yılda Diyarbakır'da edebiyat eğitimi aldım. 1998'de mezun olduktan sonra aynı yılın sonbaharında Milli Eğitim Bakanlığı öğretmen olarak atandım. Mardin Mazıdağ ilçesinde 6 yıl edebiyat öğretmenliği yaptıktan sonra kendi isteğimle ailemin bahçesi Şanlıurfa'ya bağlı Ceylanpınar ilçesine kayın olundum. 2004'ten bu yana burada ikamet ettim. Son 8 yılda Milli Eğitim Müdürlüğü şube müdürü yapmaktayım. Yani hem Evli bir çocuk. idareci vasfınız var hem de öğretmen olarak yıllarca hizmet ettiniz. Doğrudur. Ediyorsunuz da. 24 yılımız oluyor, evet. Aslında hocam gençsiniz. Yani böyle Mevlid yazan bir şeyin yazarın portresi nasıl diye düşündüğün zaman, tahayyül ettiğiniz zaman acaba daha mı yaşlı, daha mı ne bileyim medreseli veya farklı anlayış insan zihninde canlanabiliyor. Ama sanki sizin avantajınız biraz daha artı konumunda. Yani işin hem teknik yönünü hem edebiyat fakültesini okumanız hem de şair ve şiire de vakıf olmanız. Bunlar hepsi sizin için bir artı olarak görünmüş. Dolayısıyla Nasrettin Hoca'nın hikayesinde olduğu gibi un var, şeker var, helvayı yapmışsınız hocam. İnsanlar da bundan epeyce istifade ediyor. Bunu yani sizinle bu programı yapmak isteyişimizin hocam bir nedeni de bunu mutlaka siz de duymuşsunuzdur. Şu an daha çok bu Mevlid birçok yerde okutuluyor. Eski Haydari Mevlidi, Ertuşi Mevlidi gibi olan yaygın Mevlidlerden çok sonradan ortaya ki 2003'tü galiba değil mi? Yazın yılı 2003'te yazdım. bitti. 2004'te basın. Evet ve böylelikle ortaya çıktıktan sonra bu kadar kısa sürede en az onlar kadar bir yer bulabilmek, kabullenilmesi ve benzeri durum bu Allah'ın bir lütfudur. Biz de bunu öğrenmek istiyoruz hocam. Şimdi acaba bu Mevlid'i yazmanın bir hikayesi var mı? Nereden aklınıza geldi? Hani şimdi bir şiir kitabınızın da olduğunu biliyorum. Olabilir insanlar şiir, birçok kimse şiir yazar ama herkes Mevlid yazamaz. Nereden çıktı bunun hikayesi? Evet, üstadım, belki de yetiştiğim çevreyle ilgilidir. Bizim evimiz Kürtçe şiirle haşır neşir oldu. Babam bir şiir sever. Gözümüzü şiirle açtık diye. Babam Melaicileri özellikle çok bir hayranıdır. Onun dışında Hazin gibi divanı başka şairlerin de şiirlerini bol bol bize okudu. Dinlerdik. Hatta kaside dediğimiz siki biçiminde seslendirirdi. Bunun etkisi mutlaka var. Sonra bizde gelenektir. Kur'an-ı Kerim hatmedilince, okununca sonra hemen Mevlid okutulur bölgemizde. Güzel. Bana da aynı şey. Kürtçe Mevlid üretildi. Bunu okudum. Ondan sonra babam imam olduğu için ve çevremizde geleneği çok yaygın oldu.
sık sık babamla birlikte mevlid merasimlerine katıldım. Dolayısıyla mevlide aşinayım. Ondan sonra edebiyat eğitimini de aldım. Şiirle artık teknik bakımından da daha çok haşır oldum. Nazım şekillerini, öğütlerini, divan edebiyatını, aruz ölçüsünü. Bunlara da vakıf olduktan sonra ve bu saha hayırlı bir saha olduğunu da gördükten sonra tabii ki dediğiniz gibi mevlid yazmamak için fazla biri de yoktu. Ama beni asıl mevlid yazmaya iten sebep okuduğumuz metinlerde bazı problemler görüyordum ve sadece bu benim fikrim değil. Zira birçok Mevlid Han'ın Mevlid okurken zorlandığını görüyorum. Nasıl yani? Nasıl zorlanıyor? Bazı bölümleri atlıyorlardı. Bazı satırları atıyor. Bu şekilde Mevlid'i okuncaya kadar da para sıkıntı yaşarlardı. Zira Mevlid okunan ortam bazen sorular gelir. Nasıl olur bunlar? Bu nasıl olmuş diye. Çünkü daha önce yazılan gerek Fatih'in olsun, gerek meşhur işte Hayderi'nin mevlidinde olsun, anlatılan bazı rivayetler çok sahih değil diye düşünüyorum. Haliyle imamlar da bunları okumak istemiyor. Ben de Sizin okurken hocam zorlanıyorum. özür dileyerek araya gireyim. Sizin o zaman okuduğunuz mevlitler bu bahsetmiş olduğum Haydari Ertuşi gibi olan mevlitler değil miydi? Ertuşi'nin mevlidi ve Haydari'nin mevlidi. İkisi yaygın. En eski mevlid bildiğiniz Ertuşi'nin ya diğer adıyla Melaibat'ın Evet, bilir. doğrudur. Ve biraz dili ağırlaştığı için son zamanlarda yazılmış olan Haydari'nin mevlidine geçmiş vardı. Evet. Ama Haydari'nin mevlidinde de Ertuşi'nin mevlidinin biraz daha sadeleştirilmiş haliyle aynı şeyler anlatıyor. Evet. Haliyle bir çok farklı değilim. Ben de bu yüzden boşluğu doldurmak istedim aslında. Yani biraz daha bazı yönü ağır olsun, biraz daha tebliğ yönü ağır bassın. Ondan sonra sahih olmayan ya da zayıf olan rivayetlere yer vermeyeyim dedim. Bu yüzden açıkçası bu mevlidi. Peki hocam siz bu mevlidi yazarken yani bittikten sonra bunu baskıya verip vermemek konusunda yaşadığınız bir rüya meselesi de vardı. Babanızın Allah selamet versin size aktardığı. Onu da dinleyebilir miyiz hocam? En azından izleyicilerimiz onu da bilsinler. Doğrudur. Daha önce yapılan röportajlarda bundan bahsetmiştim. Doğrudur. Bununla ilgili benim tereddütlerim oldu size programın başında söylediğiniz. Hakikaten yaşım çok gençti. Şimdi bundan 20 yıl öncesinden bahsediyorum. 21 yıl önce hatta başladım mevlid yazmaya. Mevlidi bitirdim. 2001, 2002 ve 2003. Bu 3 yıl üzerinde çalıştım. 3 Mart'ında sona ermişti. Birçok yerde de okudum yani. Tanıdık insanların içerisinde okudum. Bahsi olduğu, konuşmalar olduğu. Tanıdığım şeydalara verdim. Onlardan eleştirileri dinledim. Ve genel anlamda hep olumlu eleştiriler verdim. Hatta şunu diyebilirim. Yani kimse olumsuz eleştiri yapmıyor metnin içeriğiyle ilgili. Ancak şu eleştiri yapanlar oldu. Çok gençsin. Hatta unutmam, ben rahmetli bir seydamız şunu bana söylemişti. İstersen mevlidini okurken bana aittir deme. Seni çok kıskanırlar. Çok gençsin. 25-26 yaşlarında. Ben şaşırmıştım açıkçası. Nasıl olur Evet. diye. Sonradan fark ettim. Bazı noktalarda hissettim az insan.
Demek ki insanın kalbinde pürüzler olabiliyor. Ama ev içinde okunuyordu. Babam çok sevmişti. Bunu yazdığıma çok sevindi. Bitirdim. Hatta Arapça el yazım da vardı. Yazın sürekli babam evde kalıyordum. Evim ayrı olmasına rağmen yazlıkta kalıyordum. El yazmam onlar kitaplığında bırakmıştım. Bir gün bana dedi, isimle hitap etti. Biliyor musun, ben bir rüya gördüm. Eğer bu rüyayı bir bölüm vermemiz gerekir dedi. Ben anladım. Yani Peygamber Efendimiz rüyada görülünce onu anmak için bir bölüm toplu geleneğimizde varmış. Anladım ben. Buyurun babam benim, okuyor. Söyler misiniz? Dedi, Peygamber Efendimiz yatta birileri vardı. Evimize girdi. Kapıdan içeri girdi. Direkt şeye geçti. İçeriye geçti ve kitaptan Mevlid'ini aldı ve yüzüne öptü, yüzüne sürdü. Dedi. Ben bunu duyunca dona kaldım. İçimdeki o tereddütlerin çok gereksiz olduğunu anladım. Ve bunun basımı için artık zamanı oldu. Artık düşündüm ve basmak için ne gerekiyorsa ona var. Yani bunu bir işaret Hikayesi. olarak kabullendiniz. Ben bunu bir işaret olarak kullandım. Evet. Çünkü biliyorsunuz Peygamber Efendimiz rüyada görülmüşse bu hakikat. Ve babam gibi salih bir zatın görmesi bir mesaj olarak bunu algıladım. Ve zaten hemen benim el yazmalarım çok iyi değil. İyi hat yazan bir arkadaşıma ulaştım. Ve ona yazdırdım. Askıya verdik. Hocam, bu işin içinde kimin emeği ne kadar varsa ortaya böyle güzel bir eser konulmuş. İyi ve gayet güzel. Sizin de dediğiniz gibi içinde ifrat ve tefriti klasik mevlidlerdeki gibi almayıp daha böyle gerçekçi yaklaşımlar ve gerçekçi vurgular olması da herhalde mevlidin yani bu eserin ayrı bir özelliği olsa gerek. Şimdi mevlit yazma gibi bir şey var mı hocam? Yani mevlit yazma gibi bir ekol veya benzeri bir durum var mı? Ben sanki öyle bir şey pek duymadım. Bu adam mevlit yazar veya bu adam farklı bir şey yazar gibi değil de sanki insan yani şair ruhu ve şair yapısı olan insanlar bunu yazıyorlar. Yoksa mevlid yazma gibi bir mektep, bir ekol var mı? Onu da merak ettim. Öyle bir Evet. durumda veya yaşadığınız bölge itibarıyla söyleyeyim. Aslında bu illa ben bir mevlüt yazayım hiç gerek yok. Ama gerek Arap edebiyatında olsun, işte Türk edebiyatında olsun, Kürt edebiyatında mevlüt örnekleri çoktur. Evet. Ben kalemi güçlü olan şairler bu hayırlı eseri yazmak istemişlerdi. Özellikle toplumla içli dışlı olanlar. İşte Süleyman Çelebi, Cami. Bizim bölgemizde de mevlit yazanlar daha çok imam kökenli. Yani belki de hani doğrudan imamlık yaptık benim belki bu sahada şu an. Bizim Kürt edebiyatında da Bate'nin yazmış olduğu mevlit, yanılmıyorsam 15. asra gidiyor. 15-16 tam olarak belli değil belki. Ama ondan sonra şu yakın dönemde çok sayıda kaleme alınmış eser var, mevlüt var. Özellikle imamlar bu sahada kendileri de bir eser oluşturmak istemişti. Ve hayırla aslında yad edin. Peygamber Efendimiz'i övmekle, Peygamber Efendimiz'i anlatmakla hayır işleyip bir eser ortaya çıkıp kıyamete kadar eserle almak istemişti. Peki hocam, Mevlid'in bu eserin bir de YouTube'da mesela bestelenmiş hali var. Evet.
YouTube'da bestelenmiş hali var. Dikkatimi çeken şey, Mevlid'in hemen hemen bir bölümün diğer bir bölümden farklı bestelenmiş olması veya birbirine yakın bölümlerin farklı bestelenmiş olması. Bu bestelenme konusu hakkında ne dersiniz? Sizin bunda bir katkınız var mı? Yoksa farklı bir bestecisi mi var? Çünkü bölümler birbirinden bağımsız gibi bestelenmiş. Evet. Bizim Mevlid Han geleneğinde klasik bir okuyuşumuz vardır. Yani bu meydanlarda, salonlarda eskiden böyle bir okuma biçimi yoktu. Son 10-15 yılda olan bir gelenek. O yüzden evlerde daha çok uçak bir tonla ve seri bir tonla okunurdu. Gelenek bu. Yalnız işte 2004'te bizim Mevlid'in basını yaptırken aynı zamanda sanatçılara da seslendirme yapıldı yayın evi tarafından. Seslendirilen eserle birlikte Mevlid'imiz kitabı olarak dağıtıma çıkarttı. Sanatçılar kendi hünerlerini gösterdiler. Farklı bölümleri, farklı bestelerle okumaya yani kendi katkıları vardı. Ama normal Mevlid Han geleneğinde seri, akıcı ve yumuşak bir tonla okuma biçimi. Şu an bu parvane dediğimiz def eşliğinde okunan ritimler daha çok salonlarda, daha çok böyle meydanlarda düzenlenen etkinliklerinde yapılıyor. Yani ev ortamlara çok gitmez. Bu dolayısıyla sanatçıların eşliğinden de okunmuş olması buna bir katkı sağladı diyorsunuz. Mutlaka. Yani sanatçıların okuması, sosyal medya gibi ya da YouTube gibi kanallar aracılığıyla halka daha ulaşılması kolay olduğu için de haliyle de sevildi ve de yaygınlaştı. En son yazılan belki Mevlüt olduğu halde en çok yayılan Mevlüt oldu. Evet. Yani YouTube'da ya işte sosyal medya kanalları üzerinde video paylaşım sitelerinde izlenen eser oldu. Peki hocam, klasik Mevlid yazımında, yani Mevlid'in vücuda getirilmesi, oluşturulmasında belli bazı bölümler de vardır. Evet. İşte Tevhid, Hamdala ile başlayan bir bölüm var. Sizin de aşağı yukarı duaya kadar bir 13 tane bölüm var. Doğrudur. Bu bütün mevlidlerde klasik olarak böyle midir? Yoksa sizin bu eserinizde diğer mevlidlerden ayrılan farklı bir durum mu var? Evet. Yeni ilave ettiğiniz, farklı veya çıkardığınız var mı? Evet. Klasikten ayrılan evet. Yönü itibarıyla. Ortak olarak mevlidlerin genel olarak bahsettiği kısımlar var, konular var. Sevgi, naat bölümü, Mevlid'in önemi, Peygamber Efendimiz'in babasının işte annesiyle evliliği, doğumu Peygamberimizin, ondan sonra Peygamber Efendimiz'in doğumunun müjdelenmesi, salavat ve dua hepsinde ortak olarak anlatılıyor. Zaten Mevlid merasiminin amacı bu, temaları işlemek. Bunun dışında özellikle Fatih'in Mevlid'de, yani Ertuşi'nin Mevlid'de, Haydari'nin Mevlid'inde işte Nuri Muhammed'in yaratılışı anlatılıyor. Hazreti Adem ve Havva'nın yaratılışı sahip. Bu konulara ben de girdim. Ancak biraz farklı bir yaklaşım tarzıyla girdim. Yani alemlerin yaratılışıyla ilgili ayrıntılı bilgi verdim. Kur'an-ı Kerim'de bu konulara biliyorsunuz bayağı ağır verilmiş. Alemin yaratılışı, emin-i mekan, bunlara biraz ayrıntılı olarak gittim. Kur'an'ı yaklaşımla rivayetten çok direkt Kur'an'ı baz alarak işledim bu konuyu. Ondan sonra Hazreti Adem ve Hazreti Havva'nın, yani insanlığın başlangıcını, şeytanla olan mücadelesi ayrıntılı bir şekilde Kur'an'ı anlattım da, yani Kur'an-ı Kerim'in anlattığı kadarıyla anlattım. Fazla şeylere girip, detaya girip.
Kur'an'ın anlattığı kadarıyla yetindik. Ondan sonra Hazreti Adem ile Havva'nın üstünde ki hayatlarından biraz bahsediyor. Çocukları işte kabil mücadelesi, hak ve batıl mücadelesi başlar. Aslında bu konuya girmemin sebebi de sonuçta Hazreti Muhammed bir insan. Muhammed'e. Ve insanlığın başlangıcı nasıl oldu? Niye yaratıldı? Yeryüzüne nasıl geldi? Hak ve batıl mücadelesi nasıl oldu? Sonuçta Hazreti Muhammed Hakk'ın en büyük savunucusu, son peygamber. Haliyle bu konulara da girdik. Yani tebliğ olsun, bir vaaz olsun, dinleyen insanlar bu konuları bilsin. Yaratılış amacımız ne? Ondan sonra mevlütlerde olmayan bir konu da hak batıl mücadelesinin peygamberler, işte hatta geçen peygamberleri zikrettik. Bu şekilde peygamberimize kadar bir silsile, yani Hazreti Adem'den başladık, Hazreti Muhammed'e getirdik. Son peygamber, son işte kerpiç taşı evi tamamlayan peygamberimiz. Bu yaklaşım tarzıyla al. Ve bu yaklaşımımız diğer mevkilerden ayrıldı. Diğerlerinde böyle bir yöntem yok. Ben de bunu fark ettiğim için sorma ihtiyacı hissettim. Yani klasik mevlütlerden ayrılan bir yönü hemen hemen işin ifrat ve tefrit boyutunun ötesinde bir de tevhidi ve peygamberler tarihini bir kısa özetleme gibi Hazreti veya Hazreti Adem'in ve diğer durumları ele alma, hak ve batıl mücadelesini güzel ve kafiyeli bir şekilde ortaya koyabilme. Bu diğer mevlütlerde farklı boyutlarda ortaya konabiliyor. Şimdi bu mevlidin hocam bir ihtiyaç olup olmadığı benzeri şeyleri sormayacağız. Çünkü ben bunun bir doğaçlama olduğuna inanıyorum. Yani kimse oturup da ben bir boşluk var, bunu doldurayım, benzeri bir durum var gibi böyle çok iddialı bir şey de değildir. Ama mutlaka sizin de ki başta söylediğiniz gibi ortaya koyma ve sonra onu cesaretli bir şekilde yayınlayabilme gibi durumlarınız hep buna işareten aklıma geldi. Ama netice itibarıyla da güzel bir eser olduğundan ilgi ve takdiri de hak etti. Sadece bu ilgi, bu takdir, bu beğeni bundan dolayı mıydı? Yoksa farklı bir durum da var mı? Yani siz bunu neye bağlıyorsunuz? Kısa zamanda tutulması, kısa zamanda beğenilmesi. Doğrudur. Birçok sebebe dayan. Öncelikle oluşturulan eser Allah'ın izniyle, Allah'ın yardımıyla oluşan bir eser. Yani Amin. ben bunu Amin. dahil olmaması için özellikle özen gösterir. Allah'ın bir işareti, Allah'ın içime koyduğu bir ilhamla bunu yaptığımı düşünüyorum. Çünkü hakikaten genç bir şairin, yeni üniversite bitmiş birkaç yıl öğretmenlik yapan birinin kalkıp hani olgun bir eser ortaya çıkarması belki beklenemez. Ama belki de şunu da söylüyorum, manevi yönünü ele alarak babam çok salih bir zat olmasına rağmen kalemini kullanmayan bir alim. Allahu Teala onun duyguları, Peygamber Efendimiz'e aşık. Yani o Peygamber Efendimiz'le ilgili çok eser okur, öyle içten okur. Hatta şunu da söyleyeyim. Normalde pek imamlar çok mevlid vermekle bilinmez. Ama babam yılda en az iki tane mevlid. Bir tanesi Ramazan-ı Şerif'te Kadir Gecesi ya da sonrasında verir. Bir tanesinde de Rabi'ül Evvel Peygamber Efendimiz'in Mevlid Kandili'nde verir. İçindeki bu duygular bize o duyguyu hissettirdi. Kalbimize o sevgiyi, Peygamber Efendimiz'in muhabbetini yerleştirdi. Ondan sonra da bu sevgiyle, inançla
siyer okumalarımızın da verdiği katkıyla çıkıyor. Bu alanda çok sayıda kitap da okumuştuk. Bu bilgilerin de ışığında daha güzel bir şey yapılamaz mı? Bu amaçla özellikle tebliğ, özellikle vaaz, özellikle halka direkt ifade edilecek bilgiler içeren bir eser istedik. Unutmam ben, mevlidden önce bir mevlid okuşuna sahip olduğum bir merasimde ev klasik mevlidi okudu. Tabi arada vaaz yapmak istiyor, yapamıyor. Vaaz yok çünkü. Direkt anlatımlar, rivayetler geçiyor. Dua kısmına gel. Biraz kardeş Müslümanların haline bir dua yapmak istedi. Kafiyelendirmek istedi. Kişisel söylemek istedi. Yapamadı. Kafiyeyi oturtamadı. Oturtamadı. Dolayısıyla kitaptan okumadığı anlaşılıyor. Ben bak üzüldüm. Yani Ve o irticalen zaman dile getiremedi bunu. evet getiremedi. O zaman ben kalemi elime almıştım. Şöyle bir 10-11 beyitlik bir dua, onun istediği, anlatmak istediği, yapmak istediği duayı Mevlid'in ölçüsüne uygun şekilde yazmıştım ve onun okuduğu Mevlid'in arka sayfasına yazmıştım elimle. Ve o Seydan buradan okursun. Ondan sonra duanı yapmak istersen buradan oku. En azından bu şekilde bozuntuya vermemiş olursunuz. Evet. Bu böyle oldu. Ondan sonra 2001'de bir yaz tatiline evdeyiz. Abdülkadir hocam da babam sohbet ediyorlar. Bilmiyorum içime bir doğdu dedim ben artık mevlüt yazacağım dedim. İyi olur, güzel olur. Ve ben de kalemi elime yazmaya başladım. Yine Allah'ın bir yardımı ki takılmadan yazmaya başladım. Aslında o okuduğum bölüm hemen hemen hepsini okudum. Normalinde aruz ölçüsüyle şiir yazmak isteyebilirsiniz. Kolay değil. Evet. Bazen kelime boş kalır, yeri boş kalır bir defilenin yeri. Günler sonra, belki aylar sonra onu yerine oturabilir. Ama o gün o bölümü seri bir şekilde yazabildim. Ben Allah'tan bir işaret olarak görüyorum, bir Elhamdülillah. teşvik anladım. Bitirdim ve okudum onlar. Beğendiler, güzel dediler. Ve bu şekilde onlar da teşvik ettiler. Ondan sonra bir kısmı aldı. Diğer bölümlerle haşir neşir olarak yazınca kitaplarla, tabii kitaplara bakıyorum. Sire bakıyorum. İslam tarihine bakıyorum. Kur'an'a bakıyorum. Dolayısıyla detaylı bir çalışma. Hatta bazen hanım yakınırdı. Yine odaya kapandın. Yine yazmaya koyuldun. İşte yalnız kalıyorum dediği yakınmaları da oldu. Bir yıldan sonra artık Mevlid'in iskeleti bitmişti. Bundan sonra seri okumalar yaptım. Arkadaş çevresinde işte ve mevlütlerde bana söz hakkı verilirdi. Ben o, kendi mevlidimi okudum. Orada tabii ki tetkik ediyorum arada. Beste ediyorum. İşte akışı nasıl? Dile takılıyorum. Akıl. Pürüz gördüğüm yerde, hani, aruz ölçüsünün çok akıcı olmadığı yerlerde ya da kelimelerin çok sıkıştığı yerlerde tabiri caizse tadilatta. İki yılda böylece pürüzleştirme çalışması. 2 yıl bu şekilde geçtikten sonra artık yazılı safhasına gelmişti. Ondan sonra da mevlütler de hiç değişmedi. Bölgemizin şairlerinin bir seydamıza da bir nüshasını göndermiştim. Eleştirisini almak istedim. Emin olun sadece ben şunu söyleyeyim. Nakara bölüm biraz daha sadeleştirilebilirse çok iyi olur. Bunun dışında ağzınıza, kalemize sağlık. Sevin. Tabii. Bu şekilde hazır hale geldi. Tabii ki olgun bir eser olduğu için aruz ölçüsü çok yani hani mütevazı yapmak doğru değil burada. Çok sağlam bir şekilde oturduğu için
dili iyi ayarlandığı için hem aydın kesimin zevkle okuyabileceği, hem de avamın, halkın anlayabileceği içerik olarak hoşlarına gidecek mevzulardan bahsedilmesi. Bu mevlidi güçlü kılan yönlerdi. Haliyle kulu sanatçıların güzel sesleriyle bestelenmesi de ayrıca bir katkıda bulunmuştur. Hocam bir de izleyicilerimiz de hatırlarlar. Diyarbakır İstasyon Meydanı'ndaki son yıllarda yapılan görkemli Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ı anma etkinlikleri ve benzeri durumlarda da bu mevlid sık sık dile getirildiği, koro eşliğinde ve benzeri durumlarda okunduğu için de mevlidin tanınırlığı biraz daha katkıda bulunulmuş oldu. Sizin bu eserinizin böyle o şekilde orada okunması, yayılması, insanların bunu kabullenmesi, bu konuda böyle bir düşünceniz var mıydı? Gün gelir böyle bir şey olur şeklinde bir beklentiniz var mıydı? Yoksa bu da bir lütfu ilahi miydi? Kesinlikle bir lütfu ilahidir. Çünkü böyle bir şeyi öngörmek mümkün değil. Yani benim dediğim gibi amacı Mevlüt Hanların serip bir şekilde hatla okuyabilecekleri, halka hayırlı bilgiler aktarabilecekleri, vaaz edecekleri bir eser oluşturmaktır. Ve biz dünyadan göçünce arkamızda hayırlı bir eser kalsın diye kalem almıştık. Lakin dediğiniz gibi bu toplu mevlid merasimleri 2006'dan sonra yapıldı diye hatırlıyorum. Bunun da tabii ki başlangıcı hatırladığım kadarıyla Halikarnas krizi ile ilgili Peygamberimizin hakkında yapılan Evet, meşhur o Danimarka'da olan sayı karikatür vardı. krizinden başladı. Doğrudur. Evet. Daha doğrusu o biraz daha hızlandırdı işi. Doğrudur. Evet. İslam aleminde büyük tepkiyle başlandı. Peygamber Efendimiz daha çok gündem oldu. Bu şekilde toplu gösteriler yaptı. Hani her şerde bir hayır vardı. Güzel buraya oturuyor. İşte bizim bölgemizde de 6'ya girildiğinde Nisan ayı, kutu doğum haftası yaklaşınca hazırlıkla hemen başladı. İlk daveti ben Kızıltepe'den aldım. Kızıltepe'de toplu etkinlik yapıldı. Bir meydan etkinliği yapıldı. Davet edildim. Orada bir okudum, yani Mevlüt yazarı okudum. Tabii sanatçıların işidir bu ama bize Besteli de mi bu şekilde. okudunuz hocam yoksa? Evet, besteli okumuştum. E hocam biz de dinleyelim besteliyse böyle bir bölümünü biz de dinleyelim. Evet, olur, olur inşallah. Ben okuyacağım. Orada besteyle okuduktan sonra ondan sonraki haftaydı, öyle hatırlıyorum. Bu sefer Diyarbakır'da çok büyük bir mevlid etkinliği yapılmıştı. Orada yine davet edildim. O etkinlikte besteyle okudum. Hakikaten coşku oluştu. Ben ilk defa böyle bir ortamda bu tempoyla çünkü arkamda defter çalınıyor. Önümde yani sayısını bilmiyorum ama 100.000'in üzerinde olduğu söyleniyordu. O kadar insan vardı. Ve gözlerinden yaşları akıyordu. Yani büyük bir sevgi vardı. Mevlid yazarı olarak da bana verildiğinde 2-3 bölüm okudum. Hakikaten yani kalbim içime sığmıyordu. O kadar büyük bir coşkuydu ki. Ve okuduğum beste özellikle ağıt bölümü insanları çok duygulandırdı. Peygamber Efendimiz'e hangi kim kalır anlatıldığı bölüm var Mevlidimizde. Peygamberimizin o yalnız kalır, artık baş başa kalacağı Evet. durumu. İnsanlar hüngür ağlıyordu, gittiler. Yani unutulmaz bir anı oldu benim için. Ondan sonra da zaten ben
Bu işi sanatçılar yaptı. Yazdık, Allah kabul etsin. Daha sonra da bu işin erbabı olan kişiler oldu. Ama o bestevdi, o ağıt bestesi baktıktan sonra Mevlüt Hanlar tarafından, sanatçılar tarafından beni sendi. Onlar da okudu. Tabii şu an ben o duyguyu size veremem ama bölümü, bir bölümü sizin için İyi olur besteliyor hocam. olabilirim. Uygun gördüğünüz bir bölümü dinleyebiliriz. Evet. Peygamber Efendimiz'in yapıldığı ikinci bölümden size bir kısım okuyayım. Ey Muhammed serveri her esmiya, Fatemi her mürselin, enbiya, misli barana Buhari rahmeti, pür bibarin serterem her cehsami mulevven kuheye, evde asli aksi ruhu şevhem bahru ber nehru nebat, tebi aşkate hayat. Edli kumaj hırkate fakir, evde girdaba melale manesir. Lev bizarinin liber dergahite, emdikin heybici tatlu cahite. Tü şefaat kilime fan asiyan, berguhaki arzi halu gaziyan. Salli ya Rabbi ve sellim bi adet, serruhu cani Muhammed ta ebed. Sed şükür ya Rabbe dame ev Resul, mel peyvi dini İslam kir kabul. Hemdikin heyvi cirampül alemin, durneki meşser ya Nebi emin. Nafkesi ser erdu azmana tamam, keste bu peştir cüvi kadki makam. Hem hatri navivi çeybunetem, erdu azma rucu alem hi bu şev. Ey saadet ki mezin bu be kader ki Muhammed taskiru leke mezer. Önce alem Mustafa'ya bir güman, iftihara metefaya her zaman. Ya Muhammed baş habibi zülcelal, sahibi ikramu kadde kür kemal. Evcibu miskin ucara pürgelek, dilhan bu be kader kendi felek. Oy rahma ilahil alemin, hatiye ser aleman nurul emin. Zikredestim ümüna ey canı can, siyu seyvan serme bitruca giran. Hoş nizanım vasfı bi cümle nebi, besselamin rabbi alem sevtedin. Emci aşka canı dil fahş kelam, her güvecin salatu ve selam. Allahümme Allah salli selam. ala seyyidina Muhammed. Değerli hocam, Bir şimdi okurken aklıma geliyor da, yani halkımızın içinde Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'a olan, özellikle Müslümanların asırlardan beri süre gelen bu sevgisi, muhabbeti, yani bu şiirlere, bu sözlere, bu kafiyeye, bu aruza, bu vezne yansıması boşuna değil. Yani bu muhabbet sanki hiç kimse tarafından sökülemez bu kalpte. İstediği kadar zaman zaman ta Moğollardan günümüze kadar çeşitli baskılara ve zulümlere maruz kalsa da yine Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın sevgisinin baki kalacağını, şu ana kadar da aynı bu şekilde kaldığını düşünüyorum. Ve bunu böyle sözlerde de görmek insanın gerçekten de yani lezzet ve tat dediğimiz o duyguyu rahatlıkla verebiliyor. Meydanlarda insanlar ağlarken gördüm diyorsunuz ya. Boşuna evet. ağlamıyorlar. Yani bu temeli olan bir aşktı. Böyle yürekte olan bir aşktı. Kalpte olan bir aşktı. Karşılıksız olan bir aşktı. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ı annesinden, babasından, evladı eyalinden daha çok seven bir aşktı. Buraya kadar bu mevlidimiz üzerinde durduk hocam. Evet. Fakat sizin diğer çalışmalarınız da var hocam. Sessiz miydi, sensiz miydi diye bir kitabınız da vardı eğer yanılmıyorsam. Evet. Var mı yanınızda onlardan eserler, şiirler, Türkçe yazdığınız serbest veya ölçülü Türkçe yazdığı eserler, yani şiir olarak yazmış olduğu şiirleri var. Bu şiirler konusunda da
kendisindeki bu ilham, arzu, istek bir şekilde satırlara döküldü, bir kitap oldu. Yıllar önce bir kitabının olduğunu biliyordum, onu okumuştum. Ve içinde hem ölçülü hem de serbest yazılmış olan şiirler olduğunu görmüştüm. Dolayısıyla bu şiirlerinden en azından kapanışı bunlardan bir tanesiyle yapma arzumuz olduğundan dolayı Mustafa Hocam'dan böyle bir talebimiz oldu. Bu talebimize yönelik inşallah kapanışı da onunla ilgili yaparız diye düşündüm. Mustafa Hocam, çok zamanımız olmadığından dolayı değerli hocam, o eserinizden de beğendiğiniz bir Türkçe şiiri dinleyebiliriz. Serbest veya ölçülü. Siz hangisini uygun görürseniz kabulümüzdür. Evet üstadım. Üniversite yıllarda yazdığım şiirleri Sensiz adlı kitabında birleştirmiştik, basmıştık. Daha çok serbest ölçüyle kaleme almıştım. Bir tutsak seni bekler. Şimdi okuyayım sizin için. Peygamber Efendimiz'e hitaben yazmıştık. Bir tutsak seni bekler. Doğuşunu bekleye bekleye bu özlemlerimiz. Uzun sürdü bu geceler. Uzun sürdü bekledim. Almak için güneşi de uzanıyor ellerim ufuk esine. Niye doğmazsın sen ey güzel? İnmezsin iradan git. Artık bitsin bu karanlıklar. Geçsin yarasaların şenlikleri. Ve dinsin baykuşların kalpte korku salan sesleri. 14 asırdır bu matemleridir sevinç unutan bülbüllerin. Umutların yolları kesildi. Önüne karanlık duvarlar örüldü. Aydınlığa hasret kalmış gözlerin. Hasretimin gözlerinde ağlar sağanak bulutlar. Ateşperestlerin yurdundan titretler yaşadım senin kokuna. Eşkıya gibi kesti yollarımı esaretler. Bir tutsak seni bekler ey özgür. Doğ, yurdunun üstüne ve dağ tepesinden nurlandır sana hasret bu şehri. Gel ey Selman'ın göz bebeği. Çünkü Selman senin de Selman oldu. Bilal'in gür sesi, Ali'nin zülfikarı, Er'in terazisi gücünü senden alıyordu çünkü. Bir nehri Nil oldu gözyaşların. Gel, hep güzel oldum. Aradım seni her sokağında Mekke'nin. Bir gün gelirsin diye korkmadan Ebu Cehil kabuslarından diz çökerek çömeldim yoluna. Haykırdım seni, var oldukça takatim. Varsın, feda olsun bu can sana. Ne zaman bir bağ görsem, yad etmez mi seni gönlüm? Taif'te olanları da buğulanmaz mı mahzun gözlerim? Sen gelirsin diye, bir abbas olup, dizlerine kapanırım diye, canmaz mı hatıralar, bağlar köşelerinde? Gel ve inat, gönlümde sakladığım baharlardan, özleminle büyüttüğüm sevda çiçeklerimi sunayım sana. Sevda çiçeklerimi sunayım sana. Ağzınıza sağlık hocam. Programımızın hem Peygamber Aleyhisselatü Vesselam üzerine yazılmış bir eseri tahlil etmesi olması hem de bitirilen şiirin de yine Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'a yönelik olması Rehber-i Helasi adlı bu mevlidimizi ve bu programımızı anlamlı kıldı. Bundan dolayı hocam çok 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 teşekkür ediyoruz. Bu programa katıldığınız için, katkınız için. Allah-u Teala daha başarılı, daha farklı alanlarda da muvaffakiyetler ama edebiyat alanında çok daha kalıcı eserler vermeyi de nasip etsin inşallah.
Allah razı olsun diye. Programımıza katkınız için Allah razı olsun. Başka bir programda tekrar buluşmak üzere hocam. Allah'a emanet olun. Aynen. Allah razı olsun. Değerli izleyiciler, Mısralara Yolculuk programında bu hafta da Mustafa Turan hocamızı ağırlamış olduk. Rehber-i Halasi adlı Mevlid-i Şerif eseri üzerinde durduk. Ve bunun ele alınış, yazılış hikayesini dile getirmeye çalıştık. Bu konuda bir nebze olsun, elimizdeki kitabın nasıl vücuda geldiğini, eserin nasıl vücuda geldiğini böylece öğrenmiş olduk. Birçok izleyicimiz bunu okurken sadece okumakla değil, hangi aşamalardan geçip dile geldiğini, hangi aşamalardan sonra vücuda geldiğini böylece öğrenmiş oldular. Mustafa Hocam'a ayrıca çok teşekkür ediyoruz. Programımıza renk kattığı için, ayrıcalık kattığı için. Başka bir programda, başka bir şairimiz, başka bir sözümüz, başka bir sanatçımızla görüşmek üzere. Allah'a emanet olun.